Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.comun ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 9 Aralık 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Ve yine bir Fener'in maçı var. Klasiği sevgili arkadaşlar. Bugün iki video çekme fikrim var ama e, tabi canlı yayın olacak. Maç önü canlı yayını yapabilirsek. Devre arası maç sonu canlı yayınları. Öncelikle bugün e, inşallah Fenerbahçe'mizden bir galibiyet bekliyorum. Bekliyoruz. Hepimizin isteği bu. Hepimizin dileği, duası bu şekilde. Maça dair içinizden geçen hissi bir skor tahmini vesaire varsa buyurun yoruma yazın arkadaşlar. Onun dışında da ben hemen başlayayım. Sözü uzatmayayım. Ee, Büyük Ekşi'den Süper Kupa için yeni açıklama diyor. TFF Başkanı Mehmet Büyük Ekşi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili konuştu. Yani söz konusu Fenerbahçe taş maçı var ama bununla ilgili konuşuyor. 29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbelerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü yurt dışında tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve Ruslar arası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız diyor. Kupaya yeni format geliyor. Türkiye Kupası'ndan bahsediyor. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız diyor. Vallahi ben taraftarım. Açık söyleyeyim. Bir ara şu 5 takımın olduğu gruplu maçlar oluyordu. İşte Çankırı Spor, Elazığ Belediye Spor falan. Ya ben taraftarım. Açık söyleyeyim. Benim hoşuma gidiyordu. Yok uçak parası yok otel parası yok kalma parası yatma parası. O umurumda olmaz benim. Ben taraftarım. Ben Fenerbahçe'yi daha çok izlemek istiyorum. Ya be, benim ona Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maçı falan izleme. ben izlemem. Fenerbahçe 3. ilk takımıyla oynasın. umurumda değil. Yedeklerle oynasın, yine umurumda değil. İzlerim yani. Keşke öyle bir şey olsa. Zira Türkiye Kupası'nda arkadaşlar 5. tur e, kuraları çekildi biliyorsunuz. yani e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yer alacağı 5. tur kuralları çekildi. Şimdi kura çekiminde Fenerbahçe'miz Adana Spor'la eşleştim. Hani nedir ne değildir 2 saat bununla uğraşmayacağım. Çünkü az buçuk hepinizde herhalde internet vardır. Olmasa zaten beni izleyemezsiniz. Demek ki neymiş internetiniz varmış ama yine de küçük bir e, bilgi vereyim arkadaşlar. Yani Adana Spor'un kulüp profiline girdiğiniz zaman 5.05 milyon euro görürsünüz. Lig seviyesi 2. lig yani TFF Trendyol 1. ligde yer alan bir takım. TFF 1. Lig dediğimiz zaman puan durumuna şöyle bir baktığınızda göz gezdirdiğinizde mesela Galatasaray'ın rakibi Beştaş Eyüp Spor. Vatika kırklar ile bunları geç. Hani Galatasaray Ümraniye Beşiktaş Eyüp Fenerbahçe, Adana Eyüpspor lider. Yani alt ligde Eyüp Spor lider. Beştaş Eyüp Spor olması bence Beştaş'a bir sürpriz. Ümraniye sonlardaydı ama Ümraniye bir atılım yapmış. 13. sırada Adana Spor'da. Hani bu videoyu çektiğim sırada yine 15 puanla 14. sırada alt alta iki ekip. Onun dışında da hani Gençlerbirliği genç tebliğ pendik falan. Ankara gücü Şaykur Rize iki süperlik takımının eşleşmesi biraz şey. E, onun dışında da çok hani kayda değer bir şey göremiyorum açıkçası. Ama Eyüp Spor, Ümraniye Spor tabii ki de şey yapar. Ama Ümraniye Beşiktaş'a çıksaydı Birine bir nevi paf takımı gibi biliyorsunuz testler falan da orada. Maçlar 9-10-11 Ocak'ta oynanacak. Beştaş Fenerbahçe maçı. Biz buradan yola çıkalım. Burayı konuşalım. Rekabet 358. maç ile devam ediyor. Bu arada Adana Spor'da merak ettim. Hani en pahalı oyuncuları nedir ne değildir diye. Bu arkadaşlar Ocak ayında yapılacak. Bu maçta 9-10-11. 17 Ocak'ta açılıyor transfer sezonu. Yani yeni transfer falan eklenemeyecek. Fatih Kuruçuk. Ay vay buralara kadar düştü mü ya? Bir dönem Fenerbahçe'mizin transfer gündeminde olan bir isimdi. Katya falan var. Fatih Kuruçuk bu şeyde sözleşmesi boşa çıkmıştı falan. Neyse. Yani e... iki takım arasındaki 358. maç Trendyol Süper Lig Tüpraş stadında yapılacak. Maçta derbide iki takım kozlarını paylaşacak yerde 357 maç oynanmış. 24 Kasım 1924'te başlayan Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyete başlayan 99 yıllık rekabette Sarla Cevertlerin galibiyette gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor diyor haberimiz. Fenerbahçe 133 Beşiktaş 127 galibiyet almış. 97 maç beraberlikte sonuçlanmış. Fenerbahçe 494 gol atmış. Beşiktaş 455 gol atmış. Lig maçlarında Fenerbahçe 47-42 üstün. Süperlikte Süper Lig'de 135. kez karşılaşılacak. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 42, 45 mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. E, lig maçlarında Beşiktaş 155, Fenerbahçe 153 gol atmış. Demek ki en az bugün 2-0 ya da 3-0 yenmemiz lazım ki bu e, istatistikte de öne geçmemiz için. Son 10 derbinin 6'sında kazanan çıkmamış. Beraberlik en çok da Galatasaray'ın içine yarayan skorlar olduğu için hakemlerimize sağ olsun hani bazı hakemlerimize Allah mı büyük Galatasaray mı büyük desem Verecekleri cevaptan çok tedirginim. Çok korkuyorum açıkçası. yani durum buyken normal. 2018-19'dan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü Beşiktaş. Birini Fenerbahçe kazanmış. 6 maç beraber etmiş. Fenerbahçe'nin aciliyede dediğim gibi derbi galibiyeti alması lazım. hatırlarsanız hani Fenerbahçe'nin bazı hataları olmuştu. Son dönemde özellikle. Ama bu maçta hatasının olmaması lazım. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde İsmail Kartal'ın bir planı var. Kaldık İsmail Kartal İsmail Kartal yapan şey buydu. Rakip analiziydi. Rakiplerin dersine çalışmaktı. Hani Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında ofansif bir oyun oynamaya hazırlıyor şeklinde bir bilgi var. Haberde bu şekilde söylüyor. Hani galibiyetin mutlak şifreleri ofansif futbol, mutlak 3 puan istiyor. Üçüncü bölgeden başlamak üzere sahanın her yerinde baskı yapılması, agresif olmasını istemiş İsmail Kartal'ın 3 emri. Tevrat'ta mı geçiyor oğlum? Bu ne biçim bir haber şey? Tövbe estağfurullah. Bir, adam paylaşımına dikkat. Defans hattı rakibi yakın karşılayacak. Adam paylaşımı konusunda dikkatli olunacak ve rakip oyunculara boş alan bırakılmayacak. Ceza sahasına yakın yerlerde faul yapılmayacak. İki, top kaybetmek yasak. Orta alanda basit top kaybı yapılmayacak. Toplu oyunda sakin kalınacak. Gereksiz çalım yapılmayacak. Topun hızını arttırarak ve defans arkasına atılan paslarla pozisyon bulunacak. 3. Beklerin arkasına hücum rakip beklerin arkasına koşular atılacak. Hücum bölgesinde tempo yapılacak. Kapılan topları hızlı hızla kanatlara gönderilecek. Özellikle Dusan Tadiç ve İrfan Can Kahveci üzerinden oynanacak diyor. Eğer bu yapılacaksa Fenerbahçe'de kesinlikle Cigo oynayacaktır. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de sakatlar çok ciddi manada ciddi sayıda ve ciddi e, sakatlıklardaydı. 6 sakat döndü. Fenerbahçe biraz rahatladı. Hani ideale çok yakın bir kadroyla çıkabilir Fenerbahçemiz. Hani Pendik maçı sonrasında büyük bir yara almıştı açıkçası. E, orta sahada mesela Fred'in dönüşü gerçekten hayat verdi Fenerbahçe'ye. Stoperdeki sakatlıklar düşündürücü. Alexander, Cikun'un dönüşüyle birlikte stoper en azından biraz daha rahatlayacak. E tabi Serdar Aziz'in de bu konuda şey yapması. Ha hani derbide Samet Akaydın'la birlikte e, ben Ciku'yu bekliyorum. Ya da millet de Samet Akaydın'la birlikte Ciku'yu bekliyor. Oster Volde diyenler var. Samet Akaydın Oster Volde ikilisi oynayacak. İsmail Kartal risk almayacak diyenler var. Hani ben çok bir yorum yapmak istemiyorum. Niye derseniz İsmail Kartal'ın kararı. Ha sağda o sahi, solda Ferdi. Zaten ön taraf Hemen hemen e, kesin gibi bir duruma şey yapar. Yani BK hariç Fenerbahçe açıkçası ilk 11'inde sıkıntı yapmayabilir. Hani Fred son dönemde dönen Ciko, Joshua King, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor takıma katıldı. E, baktığınız zaman Serdar Aziz ismi mesela e, Serdar da takıma katılanlardan biri. Zaits biraz bireysel çalışmalarını sürdürüyor ama BK hariç Fenerbahçe'de şey yok. Hani İsmail Kartal'ın artık nasıl bir kadroya çıkacağı merak konusu. Ha bana soracak olursanız o yani hani stoper ikilisi herhalde tereddütlü. Geri kalan hepsi sabit. Hani İsmail, Fred, Şimanski sağda İrfan, solda Tadic, Forbet, Ceko. O Ferdi, Livakovic stoper ikilisi bence Serdar Aziz ve Ciku çıkacak. Bu arada üstümdeki tişört de Fener'i yumuluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 al 2 öde falan vardı. Şurada logosu da var şöyle. FV yazan. Hani 3 al 2 öde tişörtleri bunlar. Bilginiz olsun Mustafa hocam uzun zaman de sonra Feneri ürün olmaya olmayan şeyle çıkmış demeyin. Elimden geldiğince hep Feneri Yüm çıkıyorum. Yazarlardan der bir yorumu. Hani merak ettim yazarlar ne demiş. Üç efsane efsanede bu havayı iyi bilir. Önce teknik direktör ardından yönetim değişimi Beştaş'ı Fenerbahçe karşısında favori duruma getirdi mi demiş. Fatih Doğan Beştaş yeni bir başlangıç peşinde diyor. Beştaşlı aynı zamanda Kayserili hemşerim. Ee, Fenerbahçe maçını fırsat görüyorlar. Gerek Feyyaz Uçar gerek Samet Aybaba gerekse kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı birçok derbiye çıkmış Rıza Çalınbay. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışıyorlar demiş. Ancak takım bunu kaldırır mı? Yeşil demine yansıtır mı? Bundan emin değilim. Beşiktaş adına çok risk var. 2-3 hafta önceye göre motive olmuş durumda. Göreceğim bilgiç. Kimse bir anda Maradona olmaz diyor. Derbilerde sahasında oynayan takım maça her zaman favori başlar. Taraftarın gücünü, maçın anlamı bunu gerektirir. Son azla maç kimin iyi olduğuna bir karar verir. Kötü sezon yeni yönetim kardeş ikilidir. Bir değişimi herkes bekler. Daha enerjik, istekli, dirençli bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama yönetim değişince ya da prim artınca kimse Maradona olmuyor demiş. Tabi bu da bir görüştür, bu da bir fikirdir. Herhangi bir şey söyleyemem açıkçası. Kilit nokta defans zafiyeti diyor. Fenerbahçe'de Fatih e, Doğan Fenerbahçe Türkiye'nin en dinamik orta sahalarından birine kavuşmuştu. Geride İsmail Yüksek sağında Fred. Önlerinde Şimanski. Solunda Fred de neyse. Önlerinde Şimanski. Hem kaliteli hem topla ilişkileri iyi. Fiziksel performansı yüksek bir orta saha. Rakiplerine zor anlar yaşatıyorlardı. Ne zaman ki Fred sakatlandı Şimanski yoruldu. İsmail gereğinden fazla risk almaya başladı. Riskler almaya başladı. Fenerbahçe'nin ritmi düştü. Sivas maçında gördük ki Fred'in gelişi Fenerbahçe'deki düşüşü sona erdi. Ancak Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da defasında ciddi baskı karşısında zorlanacak zafiyetler var. Derbinin kilit noktası bu olacak. Savunmadaki uyumsuzluklar değişimin getirdiği zafiyetleri kullanan hücumcular sonucu direkt etkileyecek diyor. Yani uzun lafın kısası hangi takımın futbolcusuna baskı yapılır o da gözüne far tutulmuş tavşan moduna girerse o sıkıntı yaşar diyor. Gürcan Bilgeç soluk aldılar diyebiliriz. Eski günlerini güvenlerinin geri geldiğini hissettiler. Fred takımın önde baskısında veya baskı yedinde ne kadar önemli ve alternatifsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımın tansiyonu Fred'e bağlı. Deplasmandaki derbide beraberliği iyi skordur ama Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a kaybetti. Telafi etmek istiyorsa bu maçı kazanmalı demiş. Eee Fatih Doğan maç Fenerbahçe'nin standında oynasa net Fenerbahçe'yi favori görürdüm. Ancak yeni başkan, yeni ekip, seyircinin yüksek motivasyonu, 12. adamın oyunun etkisini göz ardı edemeyiz. Derbi bir gollü beraberlik havası verse de Beşiktaş'ın seyirci farkına bir adım önde düşünüyorum demiş. Ee, Gürcan Bilgiç ne diyor? Şunu iyi bilelim, psikolojik bir maç izleyeceğiz. Elbette planlar yapılacaktır ama mental olarak daha sağlam olan ayakta kalacak. İki takım oyuncular da büyük baskı altındalar. Seyirci Söğüt'e Rıza Çalınbay önce yenilmemek isteyecek doğal olarak. Böyle bir ortamı daha önce yaşamış oyuncular da olmalı gözler. Ceko, Tadic, İrfan Can, Fred maçı doğru yaşamalı diyor. Kim oyuna ağırlık koyarsa maçı takımına döndürebilir. Fenerbahçe orta sahası Beşiktaş'a göre dinamik ve agresif diyor Fatih Doğan. Yani siyah beyazlar 6 numara problemini çözemedi. Amir'in topla ilişkisi iyi olsa da fiziksel olarak yeterli değil. Çapa görevini üstlenmiyor, üstlenemiyor. Chamberlain ve Getson'un yanında 10 ana Amir yerine mevcutlar içinde daha e, makul geliyor. Buna karşı Fenerbahçe'nin orta sağ üçlüsü bölge kıyaslamasına Abu bireysel yetenekleriyle derbi için daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Şu soruyu sormam gerek. Rozier, Masuako gibi oyuncular sakatlıktan kurtuldular mı? Oynayacaklar mı? Oynasalar ne kadar katkı sağlayacaklar? Bu sorunun cevabını bilmeden hücum hattının ne kadar etkileneceğini bilmiyorum demiş. Gürgen Bilgiç stoperleri görünür yapacak şey maçın temposu. Yüksek olursa defansların kalitesine baktığımızda şov yaparlar. Klasiktir ama dengeyi sağlayan orta sahalar. Fenerbahçe'yi taşıyan iki koltuk değneği bekleri iki teknik adamla orta sahalara baskı yapacak. Kontrollü oyuna izin vermek istemeyeceklerdir diyor. Azizallah. Sahanın yıldızı taraftar olur diyor. 1814 Fenerbahçe taraftarı. Ee, tribini özlediler diyor. Hani kısa kısa buralarda çok hani önemsemiyorum açıkçası. Biraz geçmek istiyorum. Niye derseniz. Yani çok önemli olmayan konular açıkçası. Dünya Şampiyonası Beşiktaş-Fenerbahçe maçını ati, hakem Atilla olan yönetecek. Nasıl yorumluyorsunuz? Hakemleri yapay zeka atıyor. Atilla olan gördüğüm kadarıyla çok sıkıntılı gözükmüyor diyor Fatih Doğan. Yani normal Beşiktaşlı bir hakemin gelmesi sizin sıkıntılı göstermeyecek. Yani Atilla olan Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor da Neyse. Hakemler yapay zeka. Tahminca Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Atilla Karvalan gözü kara gördüğünü çalan bir hakem falan diyor. <laughs> ligde son maçına 21 Ekim'de çıkmış. Endonezya U17 Dünya Şampiyonası'nı yönettiği için uzun süredir ligde yokmuş. Şampiyona dönüşü ilk maç olacak. Gürcan Bilgiç. Hepimiz bekliyorduk Atilla Karvalan ismini. Ortada hakem kalmadı. En az yıpranmışını buldular. Sürpriz olmadı açıkçası. İşi zor. Çok temaslı gergin maç olacak. Kartlarını titiz kullanmazsa İki takım amaç 11 kişi bitiremez. Oyuncular sürekli kendini yere atacak ve ona bakacaklar. Baskı altına almaya çalışacaklar. Yani zor dostum. Zor diyor. <laughs> Kısmen buna da katılıyorum açıkçası. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir savaş başladı arkadaşlar. Maç önü. Evet yanlış duymadınız. Ee, yani maç önü. Savaş başladı. Nasıl bir savaş başladı? Öncelikle Pankart savaşı. Birileri pankart asmaya çalışmış falan filan yapmış. Bir şey yapmış. Polis gözetimi almış. 6222'den falan işlem yapmışlar. Şunu yapmışlar bunu yapmışlar. Ya ne gerek var şöyle bir günde ortamı germeye ben de onu anlamıyorum. O ayrı mesele. Onu geçtim. Yani ya işinize odaklanın, maçınıza odaklanın, performansınıza odaklanın. Ya da taraftar olarak nasıl daha çok destek veririz de odaklanın. Bilmiyorum ana tuhaf garip geliyor ya bazı şeyler. Ve e, inşallah sıkıntının olmadığı bir maç olur. Hani şimdi bu derbide bu taraftarı gördükten sonra da ulan bundan sonra da derbide taraftar maraftar yok denmez. Benim maça dair görüşüm şu. Derbilerin favorisi olmaz. iki derbilerde kim mutlak favori ise genellikle o yeniliyor. Hani %97-98 da yeniliyor. 3. derbilerde ev sahibi avantajı hakemle çok içli Mesela e, neydi o bir tane uğurlu vardı. Yaşar Kemal uğurlu muydu? Yok bir tane böyle bir şey vardı. E, ev sahibi takıma çok uğurlu gelen bir teknik şeydi hakemde. Yani ev sahibi takımı çok kollayan hakemdi. Mesela başka hakemler başka şey yapabilir. Ben hakemi konuşmak istemiyorum. Ben futbolu konuşmak istiyorum. İki takımda sakatları var. İki takımda sakatlardan çok çekti. Ha Rıza çalınmayı keşke daha dün gelmiş olsaydı. Takıma alışamasaydı diyenlerdenim. Ama bir nevi Fenerbahçe'de yeni teknik direktör buldu gibi oldu. Hani Fred'in gelmesiyle birlikte teknik direktör değişti açıkçası. Yani Fenerbahçe'de teknik değişti, taktik değişti, her şey değişti. Hani daha az hata yapan, öne geçen bence maçı kazanır. Ha Beşiktaş'tan ben bugün maç için, hani hakem için açıklama bekliyorum. Hakem işte Ali Koç'un şirketinde çalışıyor. Kaynatası Ali Koç'un görümcesiymiş. Eltisi Ali Koç'un bibisiymiş falan diye bir açıklama bekliyorum ama Ahmet Nurçay'a bulunmadan herhalde yapılmayacak o açıklama. Yani bu şekilde bir maç kazandıklarını hatırlıyorum. Hakemle ilgili iftira atıp da hakemi baskı altına aldıklarını. Ya ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de hani tabii ki Fenerbahçeli olduğum için gönlüm bir adım Fenerbahçe'nin e, kazanmasından ya. Ya bilmiyorum da son yıllardaki maçlarda kartlar çok oluyor. Fenerbahçe futbolcular sakin kalacak. Profesyonelliğini koruyacak. Ben Beşiktaş'ın stadına hakemin Beşiktaşlı bir oyuncuya kolay kolay kırmızı vereceğini zannetmiyorum ama inşallah verir penaltı bence maçı Fenerbahçe'ye hakemler diyecekler ki ulan Fenerbahçe iyi bir oynasa kötü de oynasa Fenerbahçe kazansın diyecekler. Tartışmalı bir penaltı verecekler. içimden bir ses bu şekilde söylüyorum. Hani içimden hissi bir şey Fenerbahçe maçı kazanacak. Maçta inanılmaz bir penaltı olacak. Hani ulan buna da penaltı çalınmaz denilecek bir penaltı olacak. Ve Fenerbahçe'ye bu penaltıyı verip kazandıracaklar. Atıyorum skor 4-0 bile olsa. Fenerbahçe 5-0 kazanacak. O penaltı sayesinde inşallah kazanırız da. İnşallah 5 da kazanırız. Bir hafta boyunca, bir ay boyunca herkes o penaltıyı konuşacak. Bu da Fenerbahçe'ye ters psikoloji yapma şeyini, şansını doğuracak bunlara. Yani durum bu. Çağlar Savaşı demişken, kiralanması gündemde olan Çağlar Söyüncü için Beşiktaş ve Fenerbahçe Savaşı başlamış. İki takım da devreye girmiş ve futbolcu da devre arasında kararını verecekmiş. Atletico Madrid'de süre alamıyor. Euro 2024 öncesinde oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. Ve önceliği Avrupa'da ancak iki takımdan birine gitmesi bekleniyor. Toplam 5 maçta oynamış. Ben şunu söyleyeyim. Toplam 5 maçta oynayıp da işte Avrupa'ya gitmek istiyorum demek bana biraz garip geliyor açıkçası. Yani istediğin kadar feriştahı ol. Futbolcunun feriştahı ol. Mesela hatırlayın. Kimden hatırlayın? Uzun oynamayıp döndüğünü. Mesut Özil'den hatırlayın mesela. Dünyanın en kral topçusuydu. Dünyanın en iyi 10 numarasıydı. Arsenal'de oynatılmadı oynatılmadı Fenerbahçe'ye bir geldi. Ulan lanet gelsin dedik gitsin şu defolsun bir gitsin demeye başladık. Artık defolsun olsun demeye başladık o kadar diyeyim size. Hani Çağlar e, çağlar içinde şunu söyleyeyim. Çocukluktan beri Fenerbahçe'li olan bir isim. Kankası Cengiz burada birçok arkadaşı burada. Hani Fenerbahçe seçeneği bence masadadır. Bence e, hem Çağlar Savaşı'nı hem bu akşamki savaşı Fenerbahçe kazanacaktır. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizden bir beğeniyi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Maç saatine kadar 66 bin olalım. Hissediyorum olacağız gibi geliyor bana. Görüşmek üzere.